Bu makale sizlere Post Öykü sponsorluğunda sunuluyor. Kopya felaketler. Tamer Korkmaz. İzmir Bayraklı'da yerle bir olan Rıza Bey ile Doğanlar Apartmanları'na 2012 ve 2018'de ilçe belediyesi çürük raporu vermiş. İki binanın da riskli ve tehlikeli durumda olduğu hususunda ev sahipleri uyarılmış, ne var ki onca zaman binalar tahliye edilmemiş felaket tescilli çürük binalara bağıra bağıra geliyorum demiş. Yani yıllardır her deprem felaketinde hep ola geldiği gibi. Bayraklı ilçesinde yıkılan binalardan Yılmaz Erber apartmanının altı su alıyormuş. Hemen karşısı zaten bataklıkmış. Haliyle felaket göstere göstere gelmiş. En başta apartman sakinleri isyanlarda uzun seneler boyunca olduğu gibi. İzmir depremindeki bazı binaların yıkılması, bazılarının da ağır hasar görmesini zemin zayıf, beton ve demir kalitesi de düşük diye izah ediyor uzmanlar. Yahut şöyle. Kalitesiz demir, deniz kumu, kesik kolon yani nedir? Deprem felaketi yıllardır aynı nedenlerle geliyor. Hayati uyarılar hep boşa gidiyor. Çürük binalar adeta bir saatli bomba gibi bir sonraki depremi bekliyor. Vaktiyle temelleri atılmış hayati yanlışların alenen davet ettiği deprem felaketleri bir teviye tekrarlanıyor. Birbirinin kopyası bu felaketlerin getirdiği devasa acılarımız daima yenileniyor. Bir türlü bitip tükenmek bilmiyor. Şayet böyle devam ederse maalesef hiç tükenmeyecek gibi duruyor. Yüreklere su serpen kurtuluşlar. İzmirimiz için büyük bir dayanışma var. Arama kurtarma çalışmalarından mucize kurtuluş haberleri geldikçe umutlanıyor, her defasında derin bir nefes alıyoruz. Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı'nın enkazından bir anne ile ikiz kızları 23 saat sonra çıkarıldığında olduğu gibi. Aynı apartmanın enkazından tam 65 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Elif bebek kurtarılıp ambulansla hastaneye kaldırıldığında da sevinç gözyaşları aktı birbiri ardına. 8 katlı Rıza Bey Apartmanından saatler sonra sağ çıkarılan 28 yaşındaki bu enkaz altındayken köpekleri salın ben kedi sesi çıkarayım demesi de boğazları düğümledi. Yılmaz Erber Apartmanı'nın zemin kat enkazında arama köpeği tarafından bulunan bir miyav kedi ise 29 saat sonra çıkarıldı. Arama Kurtarma 2000'dekiler kediye Umut ismini verdi. Hangi haydut kazanacak? ABD'de bugün başkanlık seçimi yapılacak. Anketlerde Joe Biden'ın 7 puan farkla önde görünmesi seçim sonucuna dair sağlıklı bir fikir vermiyor. Çünkü acayip demokratik Amerikanya seçimlerinde toplamda en fazla oyu alanın başkan seçilmesi diye bir kural yok. Ya ikinci seçmen uygulaması var. Önce 538 kişilik seçim kurulu seçiliyor, sonrasında bu kurul başkanı seçiyor. Bir eyalette en fazla oy olan aday, o eyaletteki seçim kurul üyelerinin hepsini götürüyor. Amerikan seçimlerinin yaman çelişkisi de bu noktada saklı. Eyalet bazında sadece tek oy farkla tüm delegelerin kazanılmasını mümkün kılan dar bölge sistemi geçerliyken buna mukabil ülke genelinde bir oy fazla alarak seçimi kazanmak mümkün olamıyor. Her eyaletin seçim kurulu delegesi farklı sayıda. Böylelikle oyların kemikleşemediği, geçişken olabildiği belli bazı eyaletler seçim sonucunu belirlemede kritik rol oynayabiliyor. Salıncak eyaletlerde denilen bu 10 kadar eyalet aynen geçen seçimdeki gibi bu defada belirleyici olacak. Kasım 2016'da ülke genelinde Trump'tan 3 milyon daha fazla oy alan Hillary Clinton işte bu kritik salıncak eyaletlerde gümlediği için kaybetmişti. Bugünkü başkanlık seçiminde belirleyici olacak belli birkaç eyaletin anketleri kafa kafaya gittiğine göre finalde her türlü sonuç mümkün görünüyor. ABD'yi kaos mu bekliyor? Başkanlık seçimi kampanyasında hileli seçim beklentisi yoğun tartışmalara neden oldu. Bir basın toplantısında Donald Trump'a "Seçimlerden sonra barışçıl bir geçiş süreci olacağına söz veriyor musunuz?" diye kılçı katılmış sarı kovboy da "Olacaklara bakacağız" diye cevap vermişti. Tepki gösterilen bu cevap, Trump'ın hileli bir yenilgiyi kabullenmeyeceğini ima ediyordu. Amerika'da hileli seçim denince anında 2000'deki başkanlık seçimi akla geliyor. İkinci Bush'un kardeşinin vali olduğu Florida eyaletinde bariz hileyle seçimi alıp haftalar sonra Anayasa Mahkemesi kararıyla başkan seçildiği unutulmuyor. 2016 seçimlerinde ise Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği iddiaları ortalığı kaplamış ve Trump hedef alınmıştı. Bugünkü seçimden çıkacak sonucun sert tartışmaları beraberinde getirebileceği ve kaos yaşanabileceği ihtimali üzerinde ciddi biçimde duruluyor. Washington ve New York'ta mağazalardan bankalara kadar birçok binanın camları kontra plaklarla kapanmış durumda. Bu makale sizlere Postöykü sponsorluğunda sunuldu. Tamer Korkmaz.